Filmden biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl bir film? Konusu nedir? Konusu aslında yani başrolü Orhan karakteri. Onun sevdiği bir kız var. Serpil. Sevdiği kızla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü annesi vermiyor. O da çözüm olarak bir pis işlere ulaşmak zorunda kalıyor. Fakat bu pis işler elinin yüzüne bulaşıyor. Böyle bir hikayesi var. Böyle filmimizi Eskişehir'de çektik. Eskişehir Odun Pazarı'da çektik. Yani Plato gibi bu arada. Odun Pazarı. Ya ben heyecanlısı bir şey söyleyebilirim. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Anneler, babalar, çocuklar, dedeler, anneanneler, babaanneler, torun torba, tüm mahalle. Yani seyredebileceğiniz gerçekten çok iyi cesur bir iş yaptık. Arkadaşlar, bu film gerçekten çok farklı bir film. Niye? Orhan hocamızla Sergen Hanım'ın senaryolarında göreceksiniz ki son dönemde moda olan o korku filmlerine karşı yapılan film gibi göreceksiniz. Çünkü bir mesaj var burada. Ne diyor? Ölümden korkma, yerinden kork. Sok önlü kafana, sok sok sok. Hadi bir daha söyleyeyim. 1, 2, 3. Ölüden değil, diriden kork. Sok bunu kafana, sok sok sok. Ölüden değil, diriden kork. Sok bunu kafana, sok sok sok. Cenaze işleri, 8 Eylül'de sinemalarda. Ben Cenaze İşleri filminde Rafet isimli bir karakteri oynuyorum. Rafet böyle biraz üçkağıtçı, fırıldak bir tip. Aslında filmdeki bütün olayları karıştıran adam diyebiliriz. Çünkü belediyenin cenaze işlerinde çalışan Orhan'la mafya babası Ayı Kamil'in arasındaki köprüyü kuran ve bütün filmin senaryosu boyunca ortalığı karıştırmaya devam eden bir tip. Yüksel Bey, merhaba. Merhaba. Öncelikle hayırlı olsun filminiz. Sağ olun. Filmdeki karakteriniz ve filmle ilgili anlatmak istediğiniz var mı? Yok, yani çünkü karakterin adı gerçekten çok manidar. Ben Ayı Kamil'i oynuyorum ama Ayı Kamil oynamamın nedeni fiziksel özelliğimden dolayıydı. Ellerimle bir ayıyı öldürdüğüm için böyle bir lakap takmışlar bana filmde ki bunu filmde de açıklıyoruz. Çünkü beni şişman zannediyorlar. Hani çok zoruma gidiyor. Peki bunu filmde görecek miyiz? Şişmanlığımı mı? Hayır. Ayıyı öldürdüm. Bunu sadece anlatacağız. Aslında Uğrak Gönç Yatıcı bir arkadaşım. Bugün sağ olsun beni kırmadı, geldi. Tamam. Çok iyi görmeliyiz. Bence harikasın. Babası yaşasın Uğrak. Merhaba. Merhaba. Melodi TV'den Melis'in arkadaşlarıyız da sizinle küçük bir röportaj yapacak. Tabii ki. Olur mu? Tabii ki. Keyifle. Zannediyorum 7'den 70'e herkesin izleyebileceği güzel bir aile komedisi çekmiş. Güzel olan da bu zaten. Yani son dönemlerde biliyorsunuz moda haline geldi. Bazı filmlerde çok fazla beller aşağı, küfürler. Belki o da gerekiyor ama bu film çok başka bir şey oldu. 7'den 70'e herkesin aile içinde izleyebileceği film haline geldi. Biraz önce de tanıtımda şeyi gördüm, filmin sloganını gördüm. Siz evet. Özellikle çok içten söylüyordunuz. Çünkü... onu bir kere daha sizden alabilir miyiz yani? Şimdi şöyle... Ya da bu slogana çıkma hikayesi var mı? Tabii ki var. Çünkü senaryodan kaynaklı bu slogana çıkması. İşte demin o tanıtımda bahsettiğimiz gibi son dönemde korku filmleri furyası var biliyorsunuz. Evet. Sektörde. Fakat işte Korhan Hoca'nın bu filmi ve Korhan Hoca'nın da Serpil Hanım'ın bu senaryolarında afişinde işte adında korku filmi gibi görülse de cenaze işleri işte filmde de zaten cenazeler var, filmler var, filmler var. Aslında korkulan o ölü değil de sen dirisinden korktuğun. Ne olsa oldu bu? İşte bu aksakal dedeyi oynuyorum ben orada. Orhan karakterini uyandıran, rüyasından uyandıran bir tip. Orada sahne çekerken sözler de çok uzundu. O diyor ki aksakal dede evladım diyor. Ölden değil birden kork. Sok bunu kafana sok 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 deyip kafasına vuruyor. Böyle bir hikaye. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Ezgi Karaöz. Cenaze İşleri isimli sinema filminin kast direktörüyüm. Aynı zamanda da oyuncuların menajerliğini yapıyorum. Başrol Serpil karakterimiz Cemre Melis Çınar'ın. Onun dışında da ana kast bütün oyuncuların hemen hemen menajerliğini ben yapıyorum. Filmin nasıl kadrolaştığına gelirsek, tabii ki kendi oyuncularımın çok daha
içerisinde olmasını her kast direktörü olduğu gibi ben de çok arzuladım. Elimden geleni bu hususta yaptım ve ama onun dışında da tabii ki çok değerli başka menajerliklerden oyuncularımız da var. Çok keyifli bir film olduğuna inanıyoruz. Bütün oyuncular çok, ben de sette bulundum zaten, çekim aşamasında da setteydim. Bütün oyuncular çok keyif alarak, sürekli gülerek, çok güzel bir enerjiyle filme dahil oldular. Ben de böyle bir filme imza atmış olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Merhabalar, Cenaze İşleri filmimizin yapımcıları Mustafa Bey ve Serpil Hanım. Merhabalar. Filmle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Çok güzel bir film yaptık. Küfürsüz komedi yaptık. Bir Hababam Sınıfı demesek bile bir Ertem Eğilmez filmi yapmaya çalıştık. Nasıl Ertem Eğilmez filmlerinde öncelik aileydi, sıcak insan ilişkileriydi. Biz de bunu korumaya çalıştık ve bunun üzerine filmi yaptık. Film oldu. Film biz beğendik, izleyenler de beğendi. İnşallah siz değerli seyircilerimiz de beğenecek. Değil mi orada? Aynen öyle. Biz İstanbul dokusundan çok sıkıldığımız için filmimizi Eskişehir'de çekmeye karar verdik. Orada ben Eskişehirliyim. Her ne kadar 15 yıldır İstanbullu olsam da öz ve öz Eskişehirliyim. Kandırdım onları. Odun pazarı. Evet, kandırdım onları. Dedim ki bu sefer Eskişehir'de yapalım filmi. Bayıldık, gittik. Piloto gibi çünkü Eskişehir. Ve Odun Pazarı Belediyesi bize çok büyük katkılarda bulundu, sağ olsunlar. Çünkü misafiri seviyorlar. Kesinlikle. Misafirperver bir şehirde yaptık. Kesinlikle. Filmimizi. İçimize sinen bir film yapmaya çalıştık. Kalbimizin sesini dinleyerek. Sevgili ortağım Mustafa Bey'in de söylediği gibi, umuyorum seyircilerimiz de güzel aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir filmi izlemiş olacak. Merhaba. Öncelikle tebrik ederiz. Filminiz bol gişeli olur inşallah. Filmdeki karakteriniz ve filmle ilgili söylemek istedikleriniz. Filmde iki karakter oynuyorum. İkizleri oynuyorum. O yüzden benim için ilk keyifle oynadım, zevkle oynadım. Çünkü bir oyuncu için bir filmde iki karakteri canlandırmak pek sık rastlanan bir şey değil. Komedi yapmayı da çok seviyorum. İşte o yüzden mutluyum. İnşallah bu kara günlerde insanları biraz güldürmeyi başarırız. Filmdeki karakterimden başlıyorum. Filmde karakter Çılgın Yasin karakteri. Korkusuz, atarlı. Hiçbir şekilde ne işe elini alsa yapacak, aç kalmayan bir tip. Fırlama bir tip aslında. Böyle ondan sonra. Onun dışında seyircilerimize söyleyeceğim şu, çok oynadık diye demiyorum hani çektik diye. Çok keyifli, çok güzel bir film. Hani az küfürsüz, şeysiz, artık diğerlerinden daha farklı, daha farklı bir konuyu ele alan bir film. Ekibimiz harikaydı, oyuncular. O için yani hepimizin pozitif olması, yani toplasak bir araya böyle bir şey gelmezdi. Bunlar bizim rezil ve kostüm kızlarımız, onlarla da konuşabiliriz. Efendim? Yardımcı öğretmenimiz, Ece Kuvara kostüm kızlarımız, onlarla da konuşabiliriz bir şeyler. Evet, süper, hemen yapayım. Kızlar çok güzel çünkü onları çekmemiz lazım. Tamam. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, Sinema Karası bu işin yardımcı yönetmenliğini yaptım. Zaten ekip arkadaşlarım da öncesinde ve çok güzel. 3 haftalık bir süreç geçirdik beraberinde. Şimdi nihayetinde bitti ve beraber film izlemeye geldim. Merhabalar, ben Sara Yücel. Bu işin şef asistanıydım. 3 hafta boyunca Odun Pazarı'nda kaldım. Eskişehir'de çok güzel bir yerde, doku olarak da çok güzeldi. Çok fazla gezmeye vaktimiz olmadı ama yine o şeyin, okulun, o evlerin arasında olmak güzeldi. İnsanlar da çok güzeldi. Ekşe güzel, anlaştığımızı ve eğlendiğimizi düşünüyorum. Filmle ilgili seyircilerimize, özellikle Melodi TV seyircilerine söylemek istediğiniz ne var? Umarım temennileriniz doğru çıkar. İzleyen herkes sever, beğenir. Filmle ilgili de vallahi hep klişe şey derler, hani biz çok eğlendik falan derler ama gerçekten komedi filminde eğleniyorsunuz. Yani zaten eğlenemezseniz o film olmuyor. Biz gayet keyif aldık. Ya umarım o keyfimiz seyirciye de geçer. Tek temennimiz bu. Çok heyecanlıyım. Filmden komedi deyince hep seyirciye nedense şunu alıştırdılar. Belden aşağı ve bozuk Türkçe, böyle abuk subuk, işte kaba insanlar. Böyle değil ama bizim hayatımızda böyle insanlar çok nadir. Yani karikatür gibi tipler yok aslında Türk halkının.
içinde. Ama tabii bunlar biraz fazla sulu komedi olduğu için genellikle böyle gençler hoşlanıyor bunlardan. Bu bir komedinin de ne olabileceğini, nasıl olabileceğini, oyunculuk performanslarıyla, konusuyla, hikayesiyle, hani böyle gönül rahatlığıyla ailece gidip seyredilebilecek bir komedi çektirdi. İşte aradaki fark bu. Çok güzeldi. Merhaba. Filmle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok beğendik, çok güldük. Kahkahalarım duymuştum zaten arka taraftan. Gişesi bol olsun. Biz güldük. Gerçekten de başarılı gördük. İnşallah hani Allah utandırmasın. Güzel, küfürsüz, temiz bir film. Vallahi beğendik. Hoşumuza gitti. Keyifle izledik. Çok güzel bir filmdi. Herkese tavsiye ediyorum. Yani çok eğleneceksiniz. Biz çok eğlendik. Çok güzel oyunculuklar, çok güzel bir senaryo. Yani mutlaka gidin diyorum. Çok güzeldi. Çok iyiydi. Güzeldi. Çok keyif aldık. Bol bol güldük. Evet. Çok komikti. Bu kadar komik olduğunu tahmin etmiyordum. Gayet başarılıydı. Çok beğendim. Bütün oyuncu arkadaşlarımız çok keyifli oynamışlar. Oyuncuların hakkını vermişler. Çok güzel, tempolu, tatlı bir film olmuş. Harika. Vallahi son derece eğlenceli, gayet güzel. Sonuna kadar sıkılmadan, heyecanla bekledim. Bazı yerlerde nefesimi tuttum, bazı yerlerde bağıra bağıra güldüm. İyi kas diye bir şey varmış. Ayrıca müzikler de ayrı güzel. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu Mustafa'nın, Serpil'in ve Koran'ın yaptığı dördüncü film bu. Bundan sonraki artık bunun da bir şeyler olacağını ve bundan sonra artık uçacaklarına inanıyoruz. Çok güzeldi, çok uyandık. Herkesin izleyiciyi alabilecek miyim? Ya ben çok beğendim. Başından beri Melis'in gittiği sürede Eskişehir'de çekerken falan birçok şeyini anlattı. Ama ben kesinlikle senaryo hakkında bilgi almak istemedim. İzlemek istiyordum. Gerçekten beklediğim üstüne çıktı. Çok eğlendim. Müzikler olsun, kastı olsun, her şey çok başarılı. Herkesin ellerine sağlık. İnanılmaz güldük. Ben özellikle buradan söylemek istiyorum. Suzan Aksu'ya. Bu arada filmin çok tatlı bir etkisi var. Karnımız acıktı biz çıktığımızda. Şu anda canım sütten çekiyor. Çok bir keyif aldık. Yani herkesin ellerine sağlık. Cenaze İşleri filminin yönetmeni Korhan Uğur'la birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Muhteşem bir filme imza atmışsınız. Filmle ilgili düşüncelerinizi... Yani film dediğim gibi çok eğlenceli bir film oldu. Yani sürükleyici, böyle bir sonraki sahnede ne olacak diye merak uyandıran, eğlenceli, güzel bir film oldu. Yani söyleyeceklerim bunlar. Artık tabii seyircinin takdiri. Hani biz elimizden geleni yaptık. Güzel, eğlenceli, akıcı ve komik bir film yapmaya. Bilmiyorum artık. Bundan sonrası izleyiciye kalmış. Çok eğlendik ve müzikler... Çok güzeldi. Çok güzel bir film olmuş. Hareketi çok iyi. Anlatılan dili, duygusu, Melih'in performansına bayıldım. Arkadaşım diye söylemiyorum ama. Çok eğlenceli bir film çıktı. İnşallah seyirci de sever.